أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعلينا أجمعين Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve nuran ve ihlasan ve elhikna bisalihin. Bizleri mahlukatın en ekremi, en eşrefi olarak yaratan, nimeti İslam'la, imanla şereflendiren, kendisine kul, Resulüne ümmet olarak halk eden, böylesine mübarek bir gecede bizleri cami kubbesi altında bir araya getiren, daha sayamayacağımız nice nimetler bahşeden, ikram eden, alemlerin Rabbına yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz iki cihanın serverine, Allah'ın en sevgilisine, alemlere rahmet, Habibi Huda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Ali Ezvadi Tahiratına, Ashab-ı Kiram ve Etba'ına binlerce salat, binlerce selam olsun. Veladetiyle alemlere rahmet olan Efendimiz'in bu dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesinde bizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anmak, onun doğumunu hatırlamak, yad etmek üzere böylesine kutsal bir mana etrafında bir araya gelmemiz, buluşmamız, cem olmamızı lütfeden, nasip eden Rabbimize sayısız, sonsuz, rızasınca hamd ve şükürler olsun. Bu gecede aradan 14 asır geçilmesine rağmen yeryüzünde bugüne kadar onun kadar hiç sevilmeyen aleme rahmet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de kelimelerin sayısınca, mahlukatın adedince salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak bizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatırına, kulluğuna kabul eylesin, rızasına nail eylesin, Efendimiz'e layık ümmet olmayı nasip eylesin, onun ahlakıyla ahlaklanmayı, onun yolundan, izinden yürümeyi, onun emanetine, mirasına sahip çıkabilmeyi, bugün de beni görmediği halde bana iman eden, beni seven ve benim davamı kendine dava edinen kardeşlerime selam olsun buyuran Efendimiz Aleyhisselam'a aradan asırlar sonra gelmiş ümmetleri olarak bizler de acizane fakat halisane, samimi selamlarımızı, salatlarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Hak şu anda Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahharası'nda hayat-ı maneviyesiyle hay olan Efendimiz'e selamlarımızı arz eylesin. Efendimiz'in manevi, ruhani teşrifatıyla bizleri şerefyâb eylesin. Bu gecenin füyuzatından, rahmetinden, bereketinden müstefid olmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin.
Efendimiz buyurdular ya, men feriha bina ferihna bi. Bizi seveni biz de severiz. Bizimle sevinene biz de seviniriz. Değil mi ki Efendimizin aşkına, hatırına? O doğdu diye onun doğum gecesini ihya etme, kutlamak için buraya geldik. Ona olan aşkımız, sevgimiz, sevdamız hatırına Cenab-ı Hak bizleri Efendimiz'e bağışlasın diyelim. Efendimiz tarafından da sevilmeyi, onun yarın ruzu mahşerde hamd sancağı altında haşr ve cem olabilmeyi, ona cenneti alada yakın olabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize ikram eylesin, nasip eylesin. Kıymetli hazirun, değerli müminler. Bu gecede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malum aleme teşrif buyurdular. O geceyi konuşmak, ondan bahsetmek elbette güzeldir. Bugüne kadar konuşuldu, anlatıldı, yine konuşulacak. Mevlidler okundu, ilahiler okundu, Kur'anlar okundu, dualar edildi, yine edilecek. Ama ben acizane bu gecede aleme rahmet bir peygamberin doğum gecesini nasıl kutlarız, onun doğum gecesini kutlamak nasıl olursa Efendimiz Aleyhisselam bundan razı olur. Bunu düşünerek acizane, haddim olmayarak mevlid okumak, ilahi okumak, doğduğu gecede şunlar oldu, bunlar oldu diye anlatmak, efendim işte iyi ki doğdun, iyi ki varsın cümleleri kurmak, bunlar mı acaba yapılmalı, konuşulmalı? Yoksa peygamberin aleme rahmet olarak gönderilmesi, onu aleme rahmet olarak gönderdim buyuran Mevla Teala'nın niye gönderdiği sorusuna cevap aramamız daha mı makul, daha mı anlamlı olurdu? Ben ikincisini tercih ettim. Mevlid okumayı, ilahi okumayı, onun doğum gecesinde şöyle şöyle hadiseler oldu demektense Allah Azze ve Celle onu niye gönderdi sorusuna cevap aramak daha anlamlı olsa gerek. Niye? Çünkü Efendimizin doğduğu gece sevinen amca Ebu Leheb var. Ebu Leheb yeğeni doğduğu için koyunlar, develer kesti. Cariyesi Süveybe'yi azat etti. Ebu Leheb'den bahsediyorum ha. O bildiğiniz, tanıdığınız amca Ebu Leheb, Allah Resulü'nün doğum gecesinde dünyaya teşrifine sevinen ve iyilikler yapan, ikramlarda bulunan, cariyesini azat eden Ebu Leheb'e bu yaptıkları fayda etti mi? Bir başka amca Ebu Talip, Efendimiz Aleyhisselam'ın 8 yaşından yaklaşık 52 yaşına kadar hayatında ona hami olan, babalık yapan, atalık yapan, kendini Efendimiz'e feda eden tabiri caizse, vefatından sonra Allah Resulü Aleyhisselam amca yokluğunu ne çabuk hissettirdiler. O hayattayken Efendimiz'e dokunamıyorlardı. Ama Ebu Talib'in yeğeninin doğumuna sevindi. Hayatı boyunca onu himaye etti, korudu, gözetti. Bütün bu yaptıkları haşa onun Muhammed Aleyhisselam'a yaptığının biz milyonda birini peygamber için yaptık mı? Mümkün değil. Peki Ebu Talib'in bu yaptıkları ona fayda verdi mi? Demek ki mesele peygamberin doğum gecesini kutlamak değil, bunun çok daha ötesinde. Efendimiz Aleyhisselam'ı koruyup kollayan, ona kol kanat yeren, himaye eden Ebu Talip, anlatacak olduğumuz
onun gönderiliş gayesini anlamadı ya da Allah Azze ve Celle o peygamberi niye gönderdi? Bunun gereğini yapmadığı için onca yaptıklarının bir karşılığı olmadı, olmayacak. Sözü uzatmayalım. Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz peygamberi şunun için göndeririz diyor. Bütün peygamberleri Allah o maksatla gönderdi. Efendimiz Aleyhisselam'ı haseten bunun için gönderdim diyor. Gönderen Allah. Niye göndermiş? Doğduğu gecede ümmet bir araya gelsinler. İyi ki doğdun, iyi ki benim peygamberimsin, çok yaşa, seni çok seviyorum. Onun için gönderdim demiyor Allah. Ne diyor? لِيُطَاعَ Kendisine itaat edilsin diye gönderdim diyor. Gönderen diyor ki bu gönderdiğim aleme rahmet peygamberi kim ona itaat ederse, uyarsa, dinlerse onu gönderen bana uymuş, bana itaat etmiş, beni dinlemiş gibidir. Yani beni dinlemek isteyen Resulümü dinlesin diyor. Bana itaat etmek isteyen Resulüme itaat etsin. Hatta benim sevgimi kazanmak isteyen, ben kendisini seveyim, razı olayım isteyen, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ Öyle diyor değil mi? Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız, Allah da sizi sevsin ve affetsin istiyorsanız, peygambere tabi olacaksınız. Başka ayette Cenab-ı Hak, Vesiat rahmeti külle şey, benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyuruyor. Sonsuz rahmet sahibi olan Allah. Fese ektubuha, ben o rahmetimi yazdım. Yani rahmetim şu kimselere efendim ulaşacak, erişecek. Şunlar benim rahmetimden faydalanabilecek. Yani rahmetini Allah şu kullarıma tahsis ettim diyor. Kimdir onlar? Sayıyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولُ Gönderdiğim peygambere tabi olanlar, doğum gecesini kutlayanlar demiyor. Peygambere tabi olmadan, ona itaat etmeden, ona uymadan ne Allah'ın rızası, ne Allah Azze ve Celle'nin muhabbeti, sevgisi, ne de kulluk icra edilmiş olmaz. Onun için bu gece madem ki Allah Teala peygamberimizi ona uyalım, itaat edelim diye göndermiş ve Allah'ın rızasını arayan, Allah'ın razı olduğu bir kul olmak derdinde olan, haddi zatında hepimizin öyle derdimiz yok. Niye yaşıyoruz? Hayatın gayesi ne? Şairin dediği gibi, seni anmam için beni uzaklara attın. Her şeyi benim, beni de kendin için yarattın. Yani Allah bizi dünyaya niye bıraktı tabiri caizse? Her şeyi bizim için yarattı. Öyle buyuruyor ya, her şeyi senin için diyor kulum ama seni de kendim için yarattım. Allah bizi kendine kulluk için yarattı ya, Allah'a nasıl kulluk yapılacak? Allah'ın rızası nasıl kazanılacak? Ha, onu da kulum, elçim, Resulüm Muhammed'den öğrenin diye gönderdi. Hayatın gayesi Allah'a kulluk ise kulluğun örneği, ölçüsü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun örnekliğinde, onun önderliğinde Allah'a kul olmanın gayesi ve gayreti içerisinde olanlara selam olsun. Allah bizi onlardan eylesin. Şimdi tam da bu noktada madem ki hayatın gayesi Allah'ı razı etmek, Efendimiz'i Allah ona nasıl kulluk yapılacağını bize göstersin, öğretsin diye göndermiş. O zaman gelin Efendimiz'in örnekliğinde Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Allah'ı razı edenlerden
Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin ben onlardan razıyım dediği kullarından bunu öğrenelim. Yani tescilli, Allah'ın onayladığı, işte ben bunlardan razıyım dediği önümüzde model insanlar var mı? Tevbe suresi 100. ayet-i kerime değil mi? وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُهُمْ بِيَحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Allah onlardan razı diyor bak sonunda. Eğer derdimiz Allah bizden razı olsun ise o zaman Allah'ın razı olduğu kullar var ortada. Yani bunlar kazanmışlar, sınavı geçmişler, başarmışlar, yapmışlar, becermişler. O zaman onlara bakalım nasıl kazandılar, nasıl yaptılar. Biz de onları taklit edersek ki ayetin devamında Mevla diyor ya وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ Onlara tabi olan, onların yolundan giden, onlara benzemeye, onlar gibi yapmaya çalışan, onlardan da razıyım sözünü veriyor Allah. Sahabeden razı olduğunu, onlara benzemeye çalışan, tabi olan, onların yolundan gidenlerden de razı olacağının sözünü veren Allah. Bizden de razı olsun istiyorsak yol belli, adres belli. Sahabe nasıl Allah'a razı ettiler? Onlar Efendimiz Aleyhisselam'a nasıl ittiba ettiler? Nasıl ümmet oldular? Nasıl kulluk sergilediler? Biraz bunu konuşalım bu akşam inşallah. Madem ki önümüzde böyle yaşanılmış örnek bir nesil, örnek bir dönem, örnek insanlar var, hayatlarından şöyle biraz konuşalım da artık başımızı öne mi eğeriz, Müslümanlığımızla iftihar mı ederiz, utanır, onlar da kul, biz de kul, onlar da imtihandaydı, biz de imtihandayız, onlar da cennete talip, biz de cennete talip, artık onları tanıdıktan sonra kendimize çeki düzen mi veririz, elhamdülillah mı deriz, yoksa kendimizi biraz böyle kınar, ya kusura bakma ama yanlış yoldasın diye kendi kendimizi eleştirir miyiz? Onu sonunda konuşalım inşallah. Sahabe önce iman ettiler, uzatmayalım. Kitabın ortasından konuşalım sahabe hayatına. Sahabe nasıl insanlardı? İnanmadan önceki hayatlarını az çok herkes biliyor. Sahabe önce iman ettiler. Bu cümle çok ağızdan rahat çıkıyor değil mi? Siz de çok rahat dinliyorsunuz. İman ettiler. Ya biz de iman ettik canım diyoruz değil mi yani? Onların yaptığını biz de yapıyoruz yani. Ne var yani? Onların inanıp da bizim inanmadığımız ne var? Bizden fazla neye inandılar? Onların inandığı Allah'a biz de inanıyoruz. Onların amentüsüne biz de amentü dedik. Biz de inandık. Bakalım biz de onlar gibi inanmış mıyız? O gün iman etmenin bir bedeli var değil mi? Mekke-i Mükerreme'de. Hani Allah diyor ya bak وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ O Mekke'deki sonra hicret etmek zorunda kalan Mekkeli iman edenler var ya o ilkler diyor Allah. O ilkler. Allah o ilklerden razı. Sonra o ilklerin yolundan gidenler diyecek. Kimdi o ilkler? Mekke'de iman etmenin bedelinin çok ağır olduğu günlerde her şeyi göze alarak, her şeyden vazgeçerek iman edenler. Şöyle imkan olsa da 14 asır öncesinde Efendimiz'e ilk iman edenlerin o iman mücadelesini Çağrı'da seyrettik ama filmini seyrettik. Biraz hakikatini keşke görebilseydik. Ondan sonra bunlar mümin ise biz neyiz? Biz müminsek bunlar nedir diye bu soruyu sorardık kendimize. Hasan Basri'nin dediği gibi. Sahabeden bir dönem sonra gelmiş tabiinin büyüklerinden Hasan Basri
sahabeyi gördüm diyor, onları tanıdım. Bir de kendinden sonra gelenleri tanımış. Vallahi diyor, eğer onlar insansa siz nesiniz, biz neyiz bilmiyorum diyor. Yok biz insansak onlar herhalde melek cinsindendiler yani. Neyse, o gün iman etmenin bedeli çok ağırdı dedik ya. Peşinen şöyle bir sualle devam etsem, desem ki mesela bu akşam niye geldiniz buraya? Sizi buraya getirten sebep ne? Peygamber aşkı değil mi? Allah hepinizden razı olsun. Eyvallah. Ne kadar seviyoruz peygamberimizi? Ya onun aşkından camiye geldik. Bak el alem dışarıda, maç seyredecek, başka şeyler peşinde. Biz fedakarlık yaptık, camiye geldik değil mi? Eyvallah. Peki desem ki bu akşam peygamberin doğum gecesini kutlamak için ama bu camiye ama başka bir camiye. Peygamberin doğum gecesini kutlamak için camiye girmenin bir bedeli var. Nedir mesela? Adam başı 10 bin lira verilecek imkanı olanlardan. Olmayan da kendi imkanına göre herkesten bir bedel ödenecek, alınacak denseydi. Yani şurada bir gişe olsaydı, giriş ücretli olsaydı gene gelir miydiniz? En başta hoca sen gelir miydin diye sorsanız cevap 3 aşağı 5 yukarı malum. Maddi bir bedel bugün inanmanın ya da inancının gereğini yapmanın karşılığında maddi bir bedel, bir külfet ödemek gerekseydi o bedeli bugün biz ödeyebilir miydik? İki, maddi bir darp, acı, elem, eza, işkence. Mesela dışarıda elinde job sopalı birileri camiye gireni jobluyor, dövüyor. Dışarıya çıkarken kelepçeliyor, efendim hapse götürüyorlar. Öyle bir ortam olsaydı yine camiye gelir miydik? Bunları niye soruyorum? Bunlar çok basit aslında bu söylediklerim. Mekke'de o gün la ilahe illallah demenin karşılığı başına ne gelecek belli değil. Yani bu sözü söyledikten sonra her şey olabilir. Her şeyi göze alarak iman ediyorlar. Yani maddi sahip oldukları her şeylerden vazgeçmeyi, aileleriyle, akrabalarıyla, toplumla, devletle, düzenle karşı karşıya gelmeyi, çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın kendini koruyacak bir gücü yok o esnada, değil mi? Yani onları imana davet eden peygamber, sahabe bakıyor ki ya da insanlar, ya peygamber bile yeri geliyor sırtına hayvan işkembeli boşaltılıyor. Yeri geliyor mübarek giymiş olduğu cübbesini sıkıyorlar, ayakta duramıyor, nefes alamıyor, olduğu yere yığılıyor. Yoluna dikenler efendim koyuluyor. Yani peygamberin kendini koruyamadığı bir yerde ona iman edenlere korkmayın, arkanızda devlet var, arkanızda silahlı kuvvetler var. Benim ordum var. Böyle bir peygambere iman etmiyor insanlar. Bilakis ordusu, askeri, devleti olan Mekke'yi karşılarına alarak tek başına bir peygambere iman ediyorlar. Ölümü göze alarak. Çok kolay geliyor buradan oturduğumuz yerden konuşmak ve dinlemek değil mi? Bir misal vereyim. Hazreti Ömer'in devridir radıyallahu anh. Sahabe oturuyorlar. Hazreti Ömer de bakıyor sahabe içerisinden, sen diyor, üç kişiyi yanına alıyor. Diyor ki bana en yakın Bilal, sen yanıma otur diyor. Ammar, sen onun yanına otur. Habbab, sen de onun yanına. Yani benim nezdimde insanlardan bir numara Bilal'dir diyor. İki numara Ammar'dır, üç numara Habbab. Protokol yapıyor Hazreti Ömer. Niye böyle protokol yaptın? Cevap. Çünkü diyor Mekke'de imanın bedelini ödeme noktasında en çetin imtihan Bilal'in imtihanıydı diyor. O yüzden diyor yani Bilal'in yeri farklıdır.
Sonra da Sümeyye'nin, Yaser'in oğlu Ammar, anne babasını İslam'a şehit vermiş. Ammar'dan sen de ikinci sırada, sonra da Habbab. Habbab diyor ki radıyallahu anh, ya Ömer sen sıralamayı öyle yaptın ama diyor, ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. O Bilal var ya, Bilal, tamam Mekke'de çok eziyetler gördü, kabul. Ama Bilal Mekke'de eziyet gördüğü günlerin akabinde Ebubekir radıyallahu anh çıktı, parasını verdi, kölelikten azat etti. Sahip çıktı ona, değil mi? Yani Bilal'in işkence, eza gördüğü günler sayılıdır dedi. Ama hakkıdır, eyvallah. Sonra Ammar da çok çekti, kabul. Ama anne babası şehit olduktan sonra müşrikler onu da bıraktılar dedi. Sen beni üçüncü sıraya koydun ama dedi, ya Ömer sırtını açtı. Sırtında yumruk girecek kadar yumurta büyüklüğünde oyuklar var sırtında. Harita gibi sırt, her tarafında yumurta büyüklüğünde oyuklar. Bunlar nedir biliyor musun ya Ömer? Mekke'de ben imanımdan döndürülmem üzere müşrikler tarafından ateşe, kor ateşe sırt üstü yatırılırdım. Keyifleri gelinceye kadar ayakları üzerimde, o vaziyette beni ateşin üzerine tutarlardı. Yetmez, dağladıkları demirlerle sırtımda bu oyukları açtılar ve beni kurtaran ne Ebu Bekir vardı, ne annem babam şehit olup beni serbest bıraktılar. Mekke'den Medine'ye hicret edene kadar benim Mekke dönemim hep böyle geçti diyecek. Gel Habbab diyecek, gel sen birinci sıraya. Bu sadece bir tanesi ama tamamı, o gün Mekke'de iman eden, inanan sahabenin tamamı, üç aşağı beş yukarı hayatları böyleydi. Ve onlar iman ederken başlarına benzer şeylerin geleceğini bilerek inanıyor, kabul ediyorlardı. Şimdi ben desem ki biz çocuklarımızı namaza alıştırmak, camiyi sevdirmek, Kur'an okutmak için onlara ne vaat ediyoruz? Oğlum gel camiye, hadi kalk bakayım namazını kıl. Kılarsan sana iPad alacağım diyoruz, değil mi? Camiye gelirsen sana bisiklet alacağım. Bak, bir şeyler vaat ederek çocuklarımızı, sözüm ona, secdeye, camiye, namaza, Allah'a, kulluğa sevdirmeye, alıştırmaya çalışıyoruz, değil mi? Biz bir şeyler vererek, sadece çocuklara mı, büyükleri de İslam'a, Kur'an'a, camiye, namaza gelsinler diye ne vaatler, ne güzellikler, aman kırılmasın, gücenmesin, incinmesin. O gün sahabe iman etmek için bir şeyler almak derdinde değil, o imanın karşılığında malından vazgeçti. Ailesini karşısına aldı. Annesi Sa'd'ı aldı karşısına, ne dedi? Ya Muhammed ya ben dedi, değil mi? Tercihini yap dedi. Servetimden mahrum ederim, evlatlıktan reddederim, reddi miras ederim. Şimdi düşünün, böyle bir imtihan, çok zengin bir ailenin evladısın. Bir davaya gönül vermişsin. Annen baban sana diyecek ki seni mirasımdan mahrum ederim. Bu kadar servetten zırnık alamazsın. Ya bu davandan vazgeçeceksin ya da bu kadar servet, yap tercihini. Nasıl bir imanın olacak ki bütün maddi servetini inandığın dava nuruna elinin tersiyle tepebileceksin? Bırak serveti, annesi bak canıma kıyarım dedi, intihar ederim. Ya Muhammed ya ben dedi, tercihini yap. Senin gibi bin tane annem olsa vallahi Muhammed'in kılına değişmem diyecek. Annesini, babasını, kardeşini, evladını karşısına alabilecek. Mesele anlaşılmıştır inşallah. Birinci mesele, iman ettiler dedik ya. O iman etmenin altını şöyle iki cümle dolduralım. İman etmek ne demek? İman etmek demek, inanmak, kabul etmek demek. Neyi kabul ediyor?
Biz de inandık, sözüm ona kabul ettik. Onlardaki bu sağlam duruşun altındaki sebep, onlar inandılar, kabul ettiler, tamam dediler. Neyi kabul ettiler? La ilahe illallah derken neyi dediklerini bilerek kabul ettiler, dediler. Ne demek? Sen Allah'sın, senden başka ilah yok. Senden başka Rab yok. Bu mülkün sahibi sensin, yaratan sensin, Halik sensin. Bütün bu alemleri yöneten sensin. Ben de senin yarattığın bu varlık aleminde senin mülkünüm, senin kulunum, senin kölenim. İnandım, kabul ettim. Öyle mi? Kelime-i şehadetin manası bu değil mi? Sen Allah'sın, senden başka ilah yok. Ben de senin kulunum. O zaman buna inanıyorsan, kabul ediyorsan, bundan sonra yapacak olduğun haddini bilmektir. Madem ki sen Allah, ben kulum, sen Maliksin, ben senin Memlükün, sen Rabsın, ben Abdım, sen Azizsin, ben Zelilim, sen Kavisin, ben Zayıfım, sen Baki, ben Fani, sen dualara icabet eden, ben dua edenim, sen kendine ibadet edilen, bense ibadet edenim. Bunu kabul ettin mi? O zaman gereğini yap. Askıda kalmasın, sözde bırakma. İnandınsa, samimiysen, gerçekten evet sen Allah, ben de kulun, kölenim diyorsan kulluğunun gereğini yap. Nerede görünmüş kölenin efendisi karşısında irade beyan ettiği? Köleysen köleliğini bileceksin. Kulsan kulluğunu bileceksin. Sahabenin yaptığı da bu. Kulluğunu bildiler, kulluğunu. Evet biz kuluz dediler. Kula yakışan, Allah'ı razı etmekse, onu razı etmek için her şeyden vazgeçilse değer mi? Allah benden razı olacak karşılığında ben anamı, babamı, eşimi, dostumu, malımı bırak, canımı ortaya koysam, karşılığında da Allah benden razı olacak. Değer mi? Değer. Sahabe bunu yaptılar işte. İnandılar, kabul ettiler ve o kabulün altını dolduran bir hayat yaşadılar. Bir, iki, inandılar, teslim oldular. İnandıkları Allah'a ve Resulüne teslim oldular. Bizim sıkıntımız, bunları anlatırken kendimizi de şöyle bir mukayese ve muhasebe edelim. Hani biz de iman ettiğimizi söylüyoruz da niye bizden bir sahabe çıkmıyor? Bir parantez arası yapalım. Yani bugün ümmet, bugün Müslümanlar sahabenin bildiklerini ilim olarak, hani biz de onlar kadar bilseydik belki bizden de Bilaller, Sümeyyeler, Habbablar çıkardı. Öyle mi? Ben şimdi sorsam, desem ki Sümeyye radıyallahu anha validemiz şehit edilirken, şehadete yürürken hafızasında kaç ayet ezberinde vardı desem ne dersiniz? Kaç ayet biliyordu Sümeyye annemiz şehit olurken? Hafız mıydı? Daha dur, İslam'ın bidayetinde hepi topu inen ayetlerin sayısı ne? 50-100 değil ya. Hafız değildi. Hangi Kur'an kursuna gitmişti? Hangi medreseden icazet almıştı? Hangi imam hatip diploması, hangi ilahiyatı bitirdi? Bunların hiçbiri yok Sümeyye annemizin hayatında. Demek ki Sümeyye olmak için medreseli olmaya, mektepli olmaya, imam hatipli olmaya, ilahiyat bitirmeye gerek yok. Sümeyye'nin hayatında bunların hiçbiri yok. Bilmek başka bir şey, bilinç başka bir şey. Biz bugün çok biliyoruz. O gün Mus'ab radıyallahu anh, Allah Resulü Medine'ye, Yesrib'e git, burayı Medineleştir. Buradaki insanlara İslam'ı anlat. Onları Müslümanlaştır dediğinde Mus'ab hafız mıydı? Mekke dönemi daha Medine'ye hicret olmamış. Kur'an'ın yarısından fazlası daha inmemiş ya. Hangi medreseden mezundu? Aynı soruları Mus'ab için soralım. Ama o gün Mus'ab Medine'ye gittiğinde koca bir Medine'nin
İslamlaşmasına, Müslüman olmalarına altyapı, zemin oluşturdu değil mi? Bedir Savaşı'nda şehit olan 14 tane sahabe var. Uhud'da şehit olan 70 tane sahabe var. Bunlar şehit olduklarında Kur'an'ın tamamı henüz inmemişti, bitmemişti değil mi? Bedir şehidi olmak için demek ki Kur'an'ın tamamına muhatap olman da gerekmiyormuş. Bugün Kur'an'ın tamamına muhatap olan biz, Sümeyye'den, Bilal'den, Habbab'dan, Ammar'dan, Mus'ab'dan çok daha fazla Kur'an bilgisi olan bugünün Müslümanları. Bu kadar hafızımız var, bu kadar hocamız var, bu kadar medresemiz, mektebimiz, İmam Hatip ilahiyatlarımız var değil mi? Ümmet coğrafyasında. Kaç tane Bilal yetiştirebildik? Kaç tane Sümeyye'miz var? Namaz kılmayı bilen ilim noktasında ama namaz kılmayan. Helali haramı bilen ama helal haram umursamayan. Faizin haram olduğunu bilmeyen var mı şu banka kuyruklarında hangisi daha fazla faiz veriyor diye bekleyen hacı amcalardan? Faizin haram olduğunu duymayan var mı? Şu sokaklarda çıplak diyecek olduğumuz vaziyette çıkan adı Ayşe, Hatice, Fatma, bu Müslüman kadınlar, kızlar tesettürün Allah'ın emri olduğunu hiç duymadılar mı? Bilmiyorlar mı? O gün Sümeyye annemiz, bırak Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmak, la ilahe illallah demenin karşılığında canını ortaya seve seve koyarken, şimdi sözüm ona bugünün Müslümanlarının ahvalini, durumunu sizin dikkatlerinize arz ediyorum. Onlar ve biz aramızdaki bu mesafe, bu uçurumun sebebi ne? Onlar inandılar, teslim oldular. İnandıysan zaten mümin inanandır, teslim olan da Müslüman diyoruz ya. Müslim ne demek? Teslim olan demek. Teslim olan nasıl teslim olur? Acaba, ama, fakat, lakin demeden, pazarlık yapmadan, soru sormadan teslim olmak. Sahabe böyle teslim oldular. Allah'la pazarlığa girmediler. Allah ve Resulüne itiraz etmediler. Ama diye cümleye başlamadılar. Allah öyle diyor ama, ya Resulallah sen böyle dedin ama, haşa ve kella, sormadan, sorgulamadan, hesapsız, kitapsız, pazarlıksız öyle teslim oldular. O teslimiyetleri zaten Allah'ın onlardan razı olmasına vesile oldu. Bak öyle teslim oldular ki, Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Gün geldi, Habeşistan'a hicret edeceksiniz dedi değil mi? Daha peygamberliğin 5. yılı. Birilerine sen dedi, hadi bakalım istikamet Habeşistan. Düşünün şimdi, peygamber burada görevlendirilse, biz de ona iman etseydik, biz de onun sahabesi olsaydık, hani biz de biraz sıkıntı çekseydik, Efendimiz bize diyecek ki hadi bakalım kalkın ayağa, istikamet denizin karşı tarafı Batum'a gidecek, oraya yerleşeceksiniz. Hangi birimiz itiraz etmeden, ya Resulallah Habeşistan nereye, denizin öte tarafı, biz Mekke'den dışarıya çıkmış değiliz ya, orada bizi ne bekleyecek, neyle karşılaşacağız, yani bu nasıl bir gidişattır, biz sorardık değil mi yani? Onlar sormadılar değil mi? Allah Resulü Habeşistan dedi, itiraz etmeden Habeşistan'a gittiler. Zaman sonra Medine'yi gösterdi, istikamet Medine dedi, Medine'ye gittiler. Zaman sonra hadi Bedir hazırlık dedi, Bedir'de müşriklerle daha karşılaşmadan Efendimiz sahabeden evvelce söz almış ama aldığı söz Medine'de peygamberin müdafaa sözü. Oysa Bedir Medine dışında bir yer ve müşriklerle savaşmak için de yola çıkılmamış, girmeyelim detayına. Efendimiz soruyor değil mi? Yani aslında yapmayabilirsiniz. Sizinle anlaşmamız Medine için geçerliydi. Burada deseniz ki ya Resulallah biz burada sana sahip çıkmak, seninle burada savaşmak, öyle bir sözümüz yok, geri dönelim deseler hakları. Efendimiz soruyor, ne diyorsunuz? Duralım mı? Bunlarla savaşalım mı? Geri mi dönelim?
Üç kişi kalkıyor değil mi? Ya Resulallah sen ne diyorsun? Ne dönmez? Öl de ölelim. Vur de vuralım tabiri caizse. Yani sen, biz senin elinde kılıcız diyorlar. İster kınına koyarsın, ister çeker kullanırsın. Sen ne dersen ya Resulallah. Öteki çıkıyor. Ya Resulallah diyor, biz Yahudilerin Musa Aleyhisselam'a dediğini sana demeyiz ya. Sen ve Rabbin gidin savaşın, ne haliniz varsa görün, biz savaşmayız. Haşa. Efendimizin hoşuna gidiyor bu cevaplar ama beklediği cevap o değil. Niye? Çünkü bunu söyleyenlerin hepsi Mekkeli. Allah Resulü Medinelilerden ne cevap gelecek diye bekliyor. Ayağa kalkıyor Sa'd bin Muaz. Anlaşıldı ya Resulallah, sen bizim cevabımızı merak ediyorsun diyor. Allah'a yemin olsun ki sen bize şu denizi gösterip de denize gireceksiniz desen, arkamıza bakmadan ölümüne denize gireriz. Sen ne diyorsun ya Resulallah? Nasıl teslim oldular? Sa'd bin Muaz 30 yaşında Müslüman oldu. 36 yaşında vefat etti. 6 senelik Müslümanlığı. Ama vefat ettiğinde Cebrail Efendimiz'e geldi. Ne dedi? Ya Resulallah, sahabenden bu gece biri vefat etti. Hendek günlerinde. Arş onun vefatına titredi ya Resulallah. Arş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenazesinde ayak parmak uçları havada. Sahabe, niye böylesin ya Resulallah? Meleklerden diyor yer bulup da basamıyorum. Cenazesine meleklerin geldiği sahabeden bahsediyor. 6 sene ya. 6 senede ölümü arşı titreten bir sahabenin, ben 50 yaşındayım, 33 yıllık hocayım, 50 senelik ömrü hayatımı bir kenara koy, Sa'd'ın 6 senede kazandığı makam, haşa, bu sözüm bile Sa'd'a vallahi haksızlık olur. Niye? Çünkü daha enteresan bir şey söyleyeyim. Hazreti Ömer'in dönemidir radıyallahu anh. Halife Ömer'in kapısında insanlar bekliyorlar. Makama girecekler. Kapıda bekleyenler arasında Süheyl bin Amr var. Hani Hudeybiye'de Mekke'yi temsilen gelip Efendimizin ismini sildiren adam var ya, sonra iman edecek sahabe olacak radıyallahu anh. Yanında Ebu Süfyan var, Mekke'nin reisi. Onun gibi vaktiyle Mekke'nin ekabirlerinden olup Hazreti Ömer'in kapısında bekleyenler var. İçeriden özel kalemi diyelim tabiri caizse çıkacak makamdan, dışarıda bekleyenlerden içeriye. Hani protokol uyguluyoruz ya biz, bakıyorsun önceliği kime verelim? Ebu Süfyan varken, Süheyl varken, Süheyl bütün devletler arası Mekke'nin diplomasisini yapan Dışişleri Bakanı, öyle kabul edilir. Ama özel kalem geliyor, Bilal sen diyor, Ammar sen diyor, Habbab bunları alıyor ve bu Süfyanlar dışarıda kalıyor. Ebu Süfyan diyor ki, vallahi ben bu ana kadar böyle bir alçaklık yaşamadım kendi adına. Ben böyle bir rezillik görmedim. Ben bu kadar hiç ezildiğini bilmem diyor ya. Bu nasıl protokoldür diyor. Burada benim gibi adam varken, Müslüman olduktan sonra bunları söylüyor ha. Yani Bilal tamam da, yani öncelik benim olması lazım diye düşünüyor hala. Süheyl diyor ki, otur otur kardeşim diyor ona. Onlarla biz aynı zamanda davet edildik. Allah Resulü Mekke'de bizi İslam'a çağırdığında onlar koştular, iman ettiler. Ama sen, ben Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olduk. Onlar peygamberin davetine ilk icabet ettikleri için Mekke'yi mükerremede Bilal'in geçirdiği bir günün karşılığında diyor Süheyl Ebu Süfyan'a, ben ömrümün tamamında yaptıklarımı bir kenara koysam Bilal'in Mekke'deki bir gününün karşılığı olmaz diyor ya. Mekke'nin bütün dağları altın olsa, o altınları ben Allah yolunda infak etsem, Bilal'in bu ilk Müslüman olanların bir gününe denk amel etmiş olmam diyor. Biz onları artık onu kaçırdık diyor. Çünkü bunlar ilk iman edenler olması hasebiyle bunlar artık yetişilmez, ulaşılmaz.
Ama ahirette onlara ulaşmak istiyorsan diyor Ebu Süfyan'a, ahirette bizi onlara yaklaştıracak, bundan sonra kalan ömrümüzde Allah yolunda cihad edip sonunda şehit olursak, o şehitler arasında belki ahirette aradaki mesafeyi kapatabiliriz diyor. Bugüne kadarki hayatımız boyunca yaptıklarımızı, bütün amellerimizi, ibadetlerimizi şöyle bir kenara koyun. Vallahi tamamı Bilal'in, Habbab'ın, Ammar'ın Mekke'deki bir gününün karşılığı olmaz. Onlar Allah'a öyle teslim oldular. Öyle itaat ettiler, öyle iman ettiler. Bunun bedelini, canları yansa, hani böyle acıtacak bir akibete mecbur kalsalar diyelim, canlarının yanmasına razı oldular. Ama teslimiyetlerinden asla vazgeçmediler. Bir misal, kadının biri geldi Efendimiz'e, ne dedi? Ya Resulallah dedi, beni temize çıkart. Niye? Çünkü ben nefsime uydum, yanlış yaptım, zina ettim dedi. Bak sahabeden bahsediyorum, bunlar melek değil ha, bunlar insan. Hata da yapmışlar, günah da işlemişler. Ama günah işlemeleri onların teslimiyetine halel getirmedi. Yani aslında günah işleyen ümmetin günahkarlarına da rol model oldular, örnek oldular, o kapıyı da açtılar. Kıyamete kadar gelecek günahkarlara nasıl davranmaları gerektiğini belki Allah onları örnek olsunlar diye hata ettirdi, yanlış yaptırdı onlara. Beni temizle ya Resulallah dedi. Bir an nefsime uydum ama pişmanım, tevbe etmek istiyorum. Ama dedi ya Resulallah, şunu da bil, hamileyim dedi. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu ona? Git çocuğunu doğur, ondan sonra gel dedi. Aradan aylar geçti. Bak bu aylar boyunca yaptığı hata vicdanını yaralamaya devam ediyor. Rahat yok. Tamam ben bir günah işlemiştim de Allah'ım affet derim. Allah affeder, peygambere benim için dua et derim. Biz olsak öyle deriz değil mi? İşin sonunda bunun bedelinin ne olduğunu biliyor değil mi? Zina edenin cezasının ne olduğunu biliyor. Bana o cezayı uygula. Beni temizle. Uykularım kaçıyor ya Resulallah. Ben bu halimle Allah'a gitmek istemiyorum diyor kadın. Yani ölüme razı. Çocuğu doğuruyor, geliyor. Ya Resulallah tamam, dediğin oldu. Çocuk dünyaya geldi, şimdi cezamı ver. Git dedi, bu çocuğun sana 2 sene ihtiyacı var. Çocuğun sütten kesilince o zaman gelir. Efendimiz de başından savuyor yani. Git, Allah affeder, tevbe et, pişman ol işte yani. 2 sene sonra kadın geliyor değil mi? Sahabe annemiz. Ya Resulallah 2 sene doldu, çocuk artık bana ihtiyacı yok. Beni temizle. Yapacak bir şey yok. Efendimiz Aleyhisselam cezasını onaylıyor. Sahabe, o zina eden sahabe kadının cezası verilirken aralarında konuşanlar oluyor. İleri geri. Efendimiz ne diyor? Sakın bu kadın hakkında kötü konuşmayın. O öyle tevbe etti ki onun tevbesi bir ümmete verilecek olsa vallahi fazla gelirdi. Nasıl teslim olmuşlar? Hata yaptığında o hatanın karşılığında Allah'ın vereceği cezaya razıyım. Bugün o teslimiyeti gösterebilecek Müslümanlar nerede? Vakit darlanıyor. Bir iki şey daha söyleyeceğim. Devam edelim. Sahabe inandılar dedik. Kabul ettiler. Ondan sonra tamam, sen Allah gönderdiğin bu elçi, biz de kabul ettik. Senin kulun, bunun ümmetiyiz. Kabul ettiler. Ondan sonra itaat ettiler. Teslim oldular. Boyun eğdiler. Sevdiler. Bu işi severek yaptılar. Sevmeseylerdi bunları yapamazlardı değil mi? Allah ve Resulünü o kadar sevdiler ki bu sevgi onlara mallarını da, canlarını da, akrabalarını, yerlerini, yurtlarını da terk ettirecek boyutta. Ya bir insan ne kadar sevecek ki sevdiği için canından vazgeçecek? Allah'ı canlarından çok sevdiler. Allah için can feda ettiler.
Peygamberi canlarından çok sevdiler. Peygamber için yeri geldi, candan vazgeçtiler değil mi? Hubeyb idam edilecek Mekkeliler tarafından dar ağacında ne diyorlar ona? Sana bir teklif. Serbest kalmak istiyorsan bak elimizde esirsin. Kurtulmak istiyorsan, özgür kalmak istiyorsan sana diyeceğimiz tek bir şeyi onayla, kabul et, evet de serbestsin. Ne istiyorsunuz benden? Diyeceksin ki ben şu an keşke Medine'de çoluğumun çocuğumun yanında olsaydım da benim yerimde şu an Muhammed olsaydı. Bu kadar ya. Ha bunu de serbestsin diyorlar. Bu Hubeyb'in cevabı ne diyor? Vallahi diyor Medine'de şu an Efendimiz Aleyhisselam'ın ayağına diken batmasındansa Hubeyb'in saçları adedince canı olsa o canların tamamı ona fedadır diyor ya. Bu nasıl bir sevgi? Saçlarım adedince canım olsa her bir canım Muhammed'in ayağına diken batacağına ona feda olsun. Uhud'da Allah Resulü Aleyhisselam'ı hedefe koydu müşrikler ve Allah Resulü Aleyhisselam'a hücum ediyorlar değil mi? Efendimiz'e fırlattıkları mızrak tam peygambere isabet edecekken hiç düşünmeden kafayı mızrağın önüne uzatan Katade radıyallahu anh gözüne isabet edecek, gözü akacak değil mi? Hiç düşünmüyor ya. Yani kafayı ortaya koyacak. Talha radıyallahu anh gövdesini elini siper edecek. Efendimiz'e gidecek olan oklar bana gelsin peygambere gitmesin diye. Niye? Çünkü peygamberi o kadar sevmişler ki canlarından çok. Yani bizim anlayacağımız şekilde şöyle kabul edin. Senin elinde şöyle bir 100 euro olsa ne kadar seversin? 100 euroyu çok severiz değil mi? 100 euronun karşılığında sana bir külçe altın, bir kilo altın teklif etseler hangisini daha çok seversin? O bir külçe altına 100 eurodan vazgeçer misin? Sahabenin de sevgisini böyle anlayın. Onlar kendilerini 100 euro kadar seviyorlar ama Allah Resulü'nün sevgisi külçe külçe altınlardan daha kıymetli. Daha çok sevdikleri için canlarından bile vazgeçtiler. Şimdi mesele sahabenin Allah Azze ve Celle buyuruyor ya Allah onlardan razı. Eyvallah. Madem ki Allah sahabeden razı devamında da eğer şunu söylemeseydi var ya yani bu ayetin devamında وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيْحْسَانِ demeseydi Allah sahabenin muhacir ve ensarından razıyım bizden de razı olabilmesi için demek Allah onlardan razı kapı kapanmadı. Onlara benzer onların yolundan gider onlara uyarsanız sizden de razı olacağım Allah diyor. Sahabe olma hakkını kaybettik. Öyle bir hakkımız yok. Sahabenin yerinde olsaydık, biz de o imtihana tabi olsaydık, Bilal'in verdiği mücadeleyi verecek kaç babayı çıkar? Onca eziyetlere, işkencelere rağmen ayakta kalabilecek, imanından vazgeçmeyecek, taviz vermeyen bir futbol maçı için camiden, mübarek geceden vazgeçen, maça camiyi satan sen ben, Bilal'in yerinde olacağız. Ortaya canın konacak. Canın pahasına ben iman ettim, ben bu davadan vazgeçmem diyecek. Bu bizim için böyle birkaç gömlek fazla gelir. Dolayısıyla sahabe değiliz. Ama sahabenin yolu açık. Onları Allah'ın rızasına taşıyan yol belli. Onlar gibi iman edecek. Onlar gibi teslim olacak. Onlar gibi Allah ve Resulünü seveceğiz. Allah da bizden razı olacak. Allah bizden razı olsun istemiyor muyuz? Yurt dışında bununla kubbeyi bağlayalım inşallah. Öğrencilere anlatmıştık ama önemine bina bir daha söyleyelim. Ders veren batılı bir öğretmen derste diyor ki çocuklara daha küçük sabilere gelecekte ne olmak istiyorsanız yazılı olarak bana bildirin. Çocuklar da geriye dönüş yapıyor.
Kimi doktor diyor, kimi mühendis, kimi işte bilgisayarcı, kimi pilot. Bir tane çocuğun kağıdına bakıyor, Müslüman bir çocuk. Yazdığından bir şey anlamıyor öğretmen. Ama çocuğa da sormak işine gelmiyor, hoca bilmiyor. Bekliyor veli toplantısında çocuğun velisini alıyor. Diyor ki, ben çocuklara sordum, gelecekte ne olmak istiyorsunuz? Herkesin işte bir ideali var, öğretmen, doktor, kaymakam. Senin çocuğun dedi ki ben büyüyünce sahabe olmak istiyorum yazmış. Sahabe nedir diye soruyor batılı öğretmen çocuğun velisine, Müslüman aile. O da gülüyor, diyor ki sahabe bizde meslek değildir diyor. Bizim iman ettiğimiz peygamberin ilk neslidir. İlk talebeler, ilklerdir yani. Öyle mi diyor? Meraklanıyor. Ya bu 7-8 yaşındaki bir çocuğun hafızasında, kafasında, gönül dünyasında nasıl iz bırakmış bu adamlar bunlar ki çocuk büyüdüğünde onlar gibi olmak istiyor. Meraklandım şimdi diyor ya. Bu sahabenin hayatını öğrenebilecek olduğum bir kitap var mı? Var hocam dedi. Sana Hayat-ı Sahabe, sahabe hayatını anlatan kitap vereyim. Verdi kitabı. Sahabe hayatını bir çırpıda okudu. Çocuğun velisine dedi ki bana dedi sahabeyi böyle yetiştiren dedi peygamberin hayatını anlatan bir kitap verir misin? O kitabı da buldu verdi. Öğretmen peygamberin hayatını okuyor. Okudu okudu geldi Mekke'nin fethine. Kapattı kitabı. Dedi ki ben de şimdi bir muallim bir öğretmenim Muhammed de bir öğretmen dedi. Ben olsaydım Muhammed'in yerinde Mekke'nin fethi günü ne yapardım dedi. La siz bana 13 sene Mekke'de anamdan emdiğimi, bana hayat hakkı tanımadınız, şöyle eziyet ettiniz. Şimdi gün geldi, efendim devir döndü, şimdi kılıç bende. Hepsini kılıçtan geçirirdim dedi. Kendince. Bakayım dedi Muhammed ne yapmış. Açıyor, okumaya devam ediyor. Mekke'nin fethi günü Efendimiz ne diyor? Entü muttulaka, hepiniz serbestsiniz. Geçmişin hesabını size sormuyorum diyor. Okuduktan sonra diyor ki vallahi bu olsa olsa bir peygamber ahlakıdır. Sahabe hayatını ve peygamberin hayatını okuduktan sonra kelime-i şehadet getirip iman ediyor. O çocuğun gönül dünyasında gelecekte sahabe olma aşkı var ya, bu geceden acizane almamız gereken bir şey olsa nedir? Her birinizin, her birimizin kalbinde, gönlünde sahabe gibi iman etmeyi, sahabe gibi sevmeyi, sahabe gibi teslim olmayı, o peygambere sahabe nasıl ümmet oldular ya Rab bize de öyle ümmet olmayı nasip et diye sahabe aşkını Allah kalbimize koysun, vallahi biz de kazanırız. Aksi halde sabaha kadar mevlid okusan, ilahi okusan, iyi ki doğdun ya Resulallah desen geç bunları geç. Sahabe öyle yapmadı, hayatlarını ortaya koyarak ümmet oldular ya, aynı sınavda bugün sen ben varız. Vahiy kesildi diye vahiyle imtihanımız bitti mi zannediyorsunuz? Peygamber bugün hayatta yok diye peygambere ümmet olma imtihanı bizim için geçerli diye öyle mi zannediyorsunuz? Sahabe vahiyle nasıl sınandı? Peygambere nasıl ümmet oldu? Aynı sınavı, aynı imtihanı vermeden vallahi onlarla aynı cennete giremeyiz. Eğer ahirette onlarla aynı cennete girmek istiyorsak, onlarla aynı yolda yürümek, onların izinden gitmek mecburiyetindeyiz. Allah bizi o yolda, onların izinde, onların akabinde, onlar gibi Efendimiz'e ümmet olma şuurunda olmaya muvaffak eylesin diyelim. 14 asır önce yine böyle bir gecenin sabahında kapkaranlık bir dünyaya rahmet olarak doğan Efendimizin bugünün karanlık dünyasına da yine rahmet olması için sadece doğum gecesini kutlamak yetmez. O peygamberi bugünün hayatına almak lazım. O peygamberin kendisi ve getirdikleri aleme rahmet. Siz hayatınızda peygambere, onun getirdiklerine yer vermeden hangi rahmete nail olmanın hesabını yapıyoruz? O peygamber ve onun getirdiği evine girsin, evinde rahmet olur. Sokağına girsin, sokağında rahmet. Bugün ümmetin
ülkelerine, memleketlerine, diyarına, dünyasına Allah o rahmeti tecelli ettirsin istiyorsak Muhammed Aleyhisselam bugün aramızda olacak. Onun sünnetleri, onun getirdikleri dünyamızda olacak. Allah bizi o rahmetten mahrum eylemesin. Amin. Efendimiz ve onun getirdikleriyle bir hayat yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Yeri geldi son bir cümle, son bir dua. Gazze'deki Müslümanlara Allah Azze ve Celle bu gecenin hürmetine rahmet etsin, merhamet etsin, eder edecek de bizi o yardıma memur kılsın. Gazze'deki Müslüman, Doğu Türkistan, dünyanın her tarafındaki mazlum coğrafyaya Allah bizim elimizle yardım ulaştırsın. Bizi onlara yardımcı eylesin. Önce bize yardım etsin. Bizi ayağa kaldırsın. Çünkü böyle oturduğumuz yerde kimseye yardım edemeyiz. Kusura bakmayın. Yardım etmemiz için bizim bir defa silkinmemiz, ayağa kalkmamız lazım. Allah bu ümmete, bu necip millete kıyam etmeyi, sonrasında da bütün ümmete yardım etmeyi nasip eylesin. Aba ecdadınıza Allah rahmet eylesin. El-Fatiha.